La ilahe illallah. Muhterem kardeşlerim. giderek artan salgın virüs tehlikesi sebebiyle bugün yine ülkemiz genelinde maalesef cuma namazları kılınamayacaktır. Ancak İslam medeniyetinin en önemli coğrafyalarından olan cennet vatanımızda İslam toplumunun şiarlarından biri olan cuma namazı ibadetinin devam etmesi ve cuma namazına gidemediği için milletimizin yaşadığı üzüntünün bir nebze olsun giderilebilmesi adına salgın tehlikesi bitinceye kadar Türkiye'de sadece bir yerde şu an içerisinde bulunmuş olduğumuz Ankara Millet Camii'nde başkanlığımız tarafından belirlenen çok az sayıda cemaatimizle cuma namazı eda edilecektir. Milletimiz televizyonlar aracılığıyla hutbemizi dinleyebileceklerdir. Hayırlara vesile olmasını yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Aziz kardeşlerim, insanlık olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Dünyanın henüz çaresini bulmakta aciz kaldığı bir salgın hastalıkla mücadele ediyoruz. Yeryüzünde nice insan hayatını kaybediyor. Millet olarak bizim de acı kayıplarımız var. Vefat eden insanlarımız var. Rabbim'den onlara rahmet. Hastalığa bu virüse maruz kalmış olan kardeşlerimize de şifalar diliyorum. Aziz kardeşlerim, bizi zorluklar karşısında diri tutan en büyük gücümüz imanımızdır. İmanı bize lütfeden Rabbimiz varlıkta ve yoklukta, bollukta ve darlıkta, farklı sıkıntılar karşısında nasıl davranacağımızı bize öğretmiştir. Akıp giden hayatın acısıyla tatlısıyla bir imtihan olduğunu bize haber vermiştir. Bu imtihan karşısında kulluk şuuruna, tedbir ve sorumluluğa, sabır ve metanete, dua ve tevekküle sarılmamızı emretmiştir. Kardeşlerim, kendisi ve çevresindekiler hakkında sorumluluk bilinciyle davranmak mümince bir tavrın gereğidir. Yeni tip koronavirüs ortaya çıktığı andan itibaren devletimiz Bizlerin sağlığını korumak için olanca gayretiyle çalışmaktadır. Bu süreçte her birimize de ayrı ayrı görev ve sorumluluklar düşmektedir. Zira hepimiz hem kendi hayatımızı hem de sevdiklerimizin hayatını korumakla mükellefiz. Allah'ın en büyük nimetlerinden biri olan sağlığımızı muhafaza etmekle yükümlüyüz. Aziz müminler bu salgın karşısında en önemli görevlerimizden biri yetkili mercilerin uyarılarına riayet etmektir. Hem hastalığa yakalanmamak hem de hastalığın yayılmasını önlemek için gayret göstermeliyiz. Özellikle yaşlılarımıza ve kronik hastalığı olan kardeşlerimize karşı daha duyarlı olmalıyız. Asla tedbiri elden bırakmamalıyız özensizliğimiz ve dikkatsizliğimiz yüzünden toplum sağlığını tehlikeye atmak mümine yakışan bir tutum olamaz. Sorumluluğumuzu ihmal ederek kendimize ve başkalarına zarar vermek büyük bir vebaldir. Kul hakkı ihlalidir. Oysa Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tedbirli olmayı, sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi, kul hakkını gözetmeyi emretmiştir. Bulaşıcı hastalığı bulunan bir kişiyle musafaha etmeyerek onu geri gönderen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizleri şöyle ikaz etmiştir bir yerde veba olduğunu duyarsanız oraya girmeyin. Bulunduğunuz yerde veba çıkarsa o bölgeden de ayrılmayın. Evet. Peygamber Efendimizin emri gayet açıktır. Hastalık taşıyan kişi sağlam kişinin yanına gitmesin. Aziz Müslümanlar, Başımıza gelen her olay elbette Rabbimizin kudreti, ilmi ve takdiri dahilindedir. Ancak yaşadığımız sıkıntılarda insanoğlunun zaaflarının ve ihtiraslarının da önemli bir payı vardır, rolü vardır. Havanın, suyun, ve toprağın kirletilmesi fıtrata uygun, temiz ve helal olan şeylerden uzaklaşılması kötü ve zararlı alışkanlıklar hastalıkların yaygınlaşmasına zemin hazırlamaktadır. Cenab-ı Hak tarafından belirlenen sınırların çiğnenmesi, İnsanlığı felakete sürüklemektedir. Nitekim Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Estaizu billah. Zaheral fesadu fil berri vel bahri. Bime kesebet eydin nas. Li ba'dal ba'dallezi amilu. Leallehum yarci'un. Sadakallahu'l-azim. İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu. Böylece Allah dönüş yapsınlar diye işlediklerinin bir kısmını onlara tattırmaktadır. Şura suresinin 30. ayetinde ise Estaizu billah وَمَا ma مِنْ min musibetin كَسَبَتْ bima kesebet عَنْ ve yafu an kesir başınıza gelen her musibet kendi yaptıklarınız yüzündendir o yine de çoğunu affeder kardeşlerim bu ayeti kerimelerden hareketle dünya ile ilişkimizi emanet bilinci ve güzel ahlak çerçevesinde yeniden gözden geçirmek mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde dünyamızın topyekün musibetlere maruz kalması, kaos ve kargaşaya sürüklenmesi kaçınılmazdır. İçinden geçtiğimiz bu zorlu günlerde bir diğer görevimiz ise ferasetli ve metanetli olmaktır. Çünkü mümin sağ duyulu, akıl ve mantık çerçevesinde hareket eden sabırlı insandır. Biliyoruz ki bu hayatta yaşadığımız her olay kulluğun gereğidir. Karşılaştığımız her durum dünya imtihanının bir parçasıdır. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim bu hususu şöyle anlatır. İnsanlar denenip sınavdan geçirilmeden sadece İman ettik demekle bırakılacaklarını mı sanıyorlar? Andolsun ki biz onlardan öncekileri de sınamıştık. Allah elbette doğru olanları ortaya çıkaracaktır. Keza o yalancıları da mutlaka ortaya çıkaracaktır. Bir başka ayeti kerimede ise Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Andolsun ki sizi, sizi biraz korku ve açlıkla mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele ey habibim. Onlar başlarına bir musibet geldiğinde galu inna lillahi ve inna ileyhi doğrusu biz Allah'a aidiz ve şüphesiz ona döneceğiz derler aziz kardeşlerim Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Dünya imtihanını sabır, tevekkül ve metanetle karşılayan mümini şöyle müjdelemiştir. Müminin durumu ne hoştur. Her hali kendisi için hayırlıdır. Bu durum yalnız mümin'e mahsustur. Başına sevinecek bir hal geldiğinde şükreder. Bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı geldiğinde sabreder. Bu da onun için hayır olur. O halde mümin olarak aziz kardeşlerim bizlere düşen imtihan karşısında umutsuzluğa kapılmadan daima gayretli, sabırlı ve dirençli olmaktır. Bugün bizlere güç ve güven aşılayacak en önemli imkanımız ise Rabbimize tevekkül etmek ve ona sığınmaktır. Tevekkül önce maddi ve manevi sebeplere sarılmak, sonra da Allah'a dayanmaktır. Onun yardımına ve desteğine dair sonsuz bir güven beslemektir. Tevekkül ve dua bizi teskin eder. Maneviyatımızı canlı tutar. Zorluklar karşısında metanetimizi artırır. Rabbimiz katındaki değerimizi yüceltir. Nitekim Rabbimiz bu konuda bizleri şöyle uyarıyor. Estaizu billah. Kul ma ya'ba'u bikum rabbi levla du'a'ukum. Sadakallahul azim. De ki duanız olmasa Allah size ne diye değer versin? Evet, bu ayeti kerime bu gerçeği en güzel bir şekilde vurgulamaktadır. Aziz kardeşlerim, millet olarak nice zorlukları birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla aştık elhamdülillah. Yaşadığımız bu günleri de tedbir ve tevekkülle, istişare ve sağlam bilgiyle, sağduyu ve basiretle ilimle bilgiyle bilimle sabır ve duayla atlatacağız inşallah. Yeter ki sorumluluklarımızın bilincinde olalım. Tavsiyelere, alınan kararlara ve tedbirlere titizlikle uyalım. İyiliğimiz, sağlığımız ve güvenliğimiz için Özveriyle çalışan kardeşlerimizin işlerini zorlaştırmayalım. Birlik ve beraberliğin bizi güçlü bir geleceğe taşıyacağı şu günlerde birbirimize karşı daha hassas ve anlayışlı davranalım. Çaresizlik üzerinden toplumu istismar etmek, fitne ve fesat tohumu ekmek isteyenlere fırsat vermeyelim. Kardeşlerim, evimizde geçirdiğimiz zamanı geçmişimizin muhasebesi ve geleceğimizin Allah rızası doğrultusunda inşası için fırsata dönüştürelim. Yuvamızdaki sevgi ve muhabbeti pekiştirmenin gayreti içerisinde olalım. Çocuklarımızın eğitimini ihmal etmeyelim, aksatmayalım. Onların bütün günlerini internet, sosyal medya ve ekran karşısında boş meşgalelerle heba etmelerine göz yummayalım. İnen ilk suresinin ilk ayeti oku diye başlayan yine ikinci sırada inen suresine kalem ismini veren ve kaleme yemin ederek başlayan Kur'an'ın inşa ettiği bilgi medeniyetinin çocuklarının elinden kitap ve kalem düşmesin. Akrabalarımıza, komşularımıza, çevremizdeki ihtiyaç sahipleri kardeşlerimize gücümüz nispetinde iyilik ve yardımda bulunalım. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amen bis sabri ve salah. İnne Allahe as sabirin. Ey iman edenler sabır ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerin yanındadır. Ayeti gereği sabır ve namazımızla, ibadet ve taatimizle, dua ve niyazlarımızla, tevbe ve istiğfarımızla Rabbimizin engin rahmetine sığınalım. Aziz Müslümanlar, kıymetli kardeşlerim, milletimizin bu musibetten kurtulması için gece gündüz demeden canla başla hizmet eden başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere bütün kardeşlerimize yüce Allah'tan yardım ve başarı diliyorum. Ülkemizin, İslam aleminin ve bütün insanlığın bu illetten tez zamanda kurtulmasını Cenabı Hak'tan niyaz ediyorum.